Merhaba çocuklar, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet, şimdi Ramazan ayı geliyor. Dedim şöyle odamızı ya da evimizi, kapımızı artık neyi süslemek istersek birazcık süsleyelim. Hava değişik, güzel bir hava katalım istedim. Kreşinizi de o okulunuzu da süsleyebilirsiniz bu şekilde. Ne yapacağız? Şimdi ben ne yaptım? Bilgisayardan buldum, internetten buldum bir tane istediğim bir kandil şekli buldum. Onu çıkarttım A4 kağıdına ve kalıbımı kestim. Bu kalıbımı da şimdi isterseniz kartona yapabilirsiniz. İsterseniz daha sert bir malzeme bulabilirsiniz. Hani ayak daha dik dursun isterseniz. Mesela ben şekilli duvar kağıdı örneklerim vardı. Bunlar müsvedde, yani gerçek duvar kağıdı değil bunlar. Onlardan sonra bunları kestim. Bunların dış yüzeyini kullanmak istedim. Şimdi ne yapacağız? Bunları süsleyeceğiz. Böyle duvara asmalık, kapımıza asmalık süsler hazırlayacağız. Şimdi öncelikle bunu, bakın gördüğünüz gibi boncuklarım da var. Bant kullanacağım. Şöyle ters çeviriyorum. Bandımı pencerelere şöyle bantlar keseceğim. Şimdi bantları kestim. Şimdi burayı şöyle düzelteyim. Bozulmasın kandilim. Şimdi rengarenk yapacağım bunu. Şimdi burada benim boncuklarım var. Onları şuraya değişik renk cümbüşüyle istediğim gibi süsleyeceğim. Bu arada yapışıyorum. İstediğiniz yoğunlukta çoğaltabilirsiniz. Bol bol. Rengarenk olsun. Sanırım yeter. Şimdi bu oldu. Sanırım bir şeyi ters yaptım. Neyi ters yaptığımı anladım. Şimdi şöyle, bunu bu taraftan yaparsam eğer, bunu bu taraftan kapatmak istiyorum. Kapatamam. Onun için ne yapacağım? Bandı ölçüsünü aldım nasıl olsa. Söktüm. Şunu bu tarafını katlayıp yapıştıracağım. Bunun bandını da şöyle yaparsam. Diğer tarafa da yapışacağı için rahat olacaktır. Bunları da yavaşça söküp öyle yapmamız lazım. Bunu bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Bunun da burasını azıcık katlayıp ucundan yapıştırıyorum. Bantları ters yapıştırmam gerekiyordu. İnsanoğlu hata yapabiliyor. İş bitmeden düzelttik.
Şimdi bandımın burasından azıcık katlayıp buna da yapıyorum. Burasından da katlıyorum ucunda. Her iki ucundan da azıcık katlayıp yapıyorum. Evet, yaptım. Şimdi orta kısmını da süslemek istiyorum. Bunu da pullarla yapmak istedim. Evet. Şimdi diğer tarafıma da yapayım boncukları. Evet, bunun şuradaki boncuğu fazla, şunu şuraya aktarayım. Bunu da şu ortaya alayım ki gözüksün. Evet, sizce nasıl oldu? Bence gayet güzel oldu. Şimdi bu bantlarımın bozmadan diğer parçayı da getiriyorum ve dikkatlice eşit bir şekilde yapıştırıyorum. Bir şey daha unuttuk. Burayı da bantlamamız lazım yüzeyine. Ki dökülmesin diye. Evet, bu bandımı bunun üstüne ayrı bir yerde de yapabilirsiniz. Bunları hani önceden yapıp da yapabilirsiniz. Ama ben ölçüde şaşırmasın diye, yani penceremin boyutunu aşmayayım diye penceremle birlikte hareket ettim. Evet, ikinci bir bantla yüzeyini kapatıyorum. Evet, bu da kadar tamam. Şimdi yapıştırıcıyla desteklemem lazım ki kartonlarım da çıkmasın. Şimdi eşit bir şekilde üstüne bastırarak yapıştırıyorum. Evet, kandilimin bu tepe noktasına delgeçle yer açacağım. Daha sonra kurdalemle asacağım bunu. Evet, kapı süsüm hazır. Evet çocuklar, ufak tefek aksaklıklarla bitirdik. Ama gayet güzel bir kandilimiz oldu. Sizler de böyle odanızın kapısını süsleyebilirsiniz. Yaparken eğlenmeyi unutmayın. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.